benim başıma da başlıyor. Benim sistem okudum. Çocuk teslim ve çocuklarla kişisel ilişki kurulmasına yönelik mahkemelerce verilen kararların infazları daha önce bildiğiniz gibi icra müdürlükleri kanalıyla yerine getirilmekteydi. Bu kararların infazı sırasında çocukların psikolojik olarak örselenmesi zaman zaman söz konusu olabiliyordu. Çocukların psikolojik olarak bu örselenmelerin önüne geçilebilmek amacıyla 7343 sayılı yasa ile yasal mevzuatımıza değişiklik yapılarak söz konusu kararların ifade yetkisi icra dairelerinden alınarak başsavcılıklarımız bünyesinde kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine verildi. Bizler de yasal mevzuatımızla yapılan bu değişiklik sonrasında Sinop Adliyemizde çocuk görüşme merkezimizi faaliyete geçirmiş olduk. Bu görüşme merkezimizde uzman pedagog ve sosyal çalışmacı arkadaşlarımızla bu kararların infazını gerçekleştireceğiz. Bu kararların infazı sırasında vatandaşlarımızdan herhangi bir şekilde ücret talep edilmeyecek. Bu merkezin faaliyete geçmesinde Sinop Valiliğimizin, belediyemizin ve il özel idaremizin de ayrıca çok büyük destekleri oldu. Daha öncesinde icra dairelerinde gerçekleşen bu durum artık adli destek ve mağdur hizmetlerinde bizlerce gerçekleştirilecektir. Yani bir ev ortamında. Evet, daha çok bir ev ortamı, çocukların bu süreçten daha az etkilenmesi amacıyla iyilik hallerinin korunması için bu tamamen mekanlar oluşturulmuştur. Umarım faydalı olabiliriz. Çocuk görüşme merkezimizdeki bu oda çocukların bu işlemler sırasında bekleyebileceği, bu işlemlerin psikolojik olarak etkilenmesinin önüne geçilebilmesi amacıyla oluşturulmuş bir bekleme odası. Çocuklar buraya geldiğinde sanki bir oyun ortamında kalıyormuş gibi yapılan işlemlerden çok fazla örselenmeden işlemler tamamlanmış olacak. Bu amaçla birçok oyuncak var burada temin ettik. Ayrıca gelen çocuklarımıza da temin ettiğimiz oyuncaklardan giderken birer tane de hediye veriyoruz ki etkilenmesinler bu işlemlerden, psikolojik olarak travma yaşamasınlar.